Merhaba arkadaşlar. Elektrik devrelerinin modellenmesi dersimizin 10. haftanın 2. bölümündeyiz. Bir önceki videoda MATLAB ortamında güç akışı nasıl yapılır? Bununla ilgili birkaç konudan bahsetmiş ve bir kodu çalıştırıp 5 paralı sistemde güç akışı hesabı yapmıştık. Alternatif olarak arkadaşlar Simulink ortamında güç akışı yapılabilir. Şekil 9.30'da verilen bir sistemin güç akışı yapılması isteniyor. Bu sisteme ilişkin arkadaşlar parametreler bize verilmiş. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse 13.8 kV faz arası gerilim 150 MVA gücünde bir santralimiz var. Bu santralin arkadaşlar PM ile gösterdiğimiz tahrik makinesinden yani tübinden mile aktarılan gücü gösteriyor. Şuradaki 1915 ise V-Field dediğimiz uyarma alanının uyarma alanı sargısına ilişkin gerilim değeri. Bunlar inputlarımız arkadaşlar. Generatör ilişkin parametreleri kitabınızda verdim. İlaveten şeyi açayım arkadaşlar dosyayı. Şimdi parametrelere bakalım arkadaşlar 150 maddeyinde. Bakın preset model dediğin yerde ne oluyor arkadaşlar? Bu ne demek? Sizin şu bahsettiğiniz parametreleri reaktanslar, işte güçler, frekanslar, nominal değerler, D eksen parametreleri vesaire bunları siz elle gireceksiniz. Demek ki sizin elinizde arkadaşlar bu jeneratöre ilişkin parametreler var ve bu parametreleri siz elle girdiniz ve dolayısıyla sistemi modellediğiniz kabul edilir. Ama arkadaşlar şayet bu da no değil de şuradaki oku kullanarak buradaki jeneratörlerden arkadaşlar herhangi birisini seçerseniz bu jeneratörlerin parametreleri Matrox firması tarafından bahsettiğimiz parametre penceresinin içine girilmiştir. Dolayısıyla eğer elinizde bir jeneratör ilişkin bir parametre penceresi yoksa ya da parametre değerleri yoksa gerçek bir çalışma ortamında bir güç akışı yapmak istiyorsanız arkadaşlar burada görmüş olduğunuz jeneratörlerden size uygun olanı arkadaşlar seçebilirsiniz. Bakın hem 50 Hz var hem 60 Hz var dikkat edecek olursanız. Dolayısıyla bu şeyler ölçümler gerçek ölçümlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla gerçek bir modelleme yapmış olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu da load flow seçeneğimiz var. Bu aktif power jeneratörün ürettiği aktif gücün değerini gösteriyor. Bakın bu da 150 MVA var. Bu çünkü görünür güç arkadaşlar. Bu da 120 MW aktif güç. Bunun sınırları verilmemiş. Aslında gerçek hayatta arkadaşlar biliyorsunuz jeneratörün ürettiği aktif gücün ve hatta reaktif gücün sınırları vardır. Şu anda isterseniz siz bu sınırları buraya girebilirsiniz. Gerçek hayatta veya serbest bırakırsınız. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Devam edelim. Burada transformatörümüz var arkadaşlar. Burada yine bir pH değerine sahip bir uzun battımız var 30 km değerinde. Yine tekrar bir transformatörümüz var hattın sonunda. Baramız var. Tekrar 35 km'lik bir hattımız var. pH değerini koymuşuz. Yine burada 25 km'lik bir hattımız var. Burada bir transformatörümüz var. Arkadaşlar burası nedir derseniz burası şebeke. Yani biz şebekenin bir parçasında güç akışı yapacağız. Burası şebekenin diğer kısmı. Yani Türkiye'nin diğer hatlarına bu nokta üzerinden bağlıyorsunuz demektir. Bu durumda şimdi bunu açalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada arkadaşlar face to face dediğimiz faz arası gerilimin etkin değeri var. Bunu 1.00396 ile çarparak arkadaşlar yani bunun 0.0396 katı 1.0396 katı bir gerilimle beslediğinizi kabul edin şebekenin. Yani şebekenin gerilimin 120 kV'da değil de 120 kV çarpı 1.00396 ile çarpıldığını düşünün. A fazının açısı arkadaşlar bu derece olarak. Frekansımız 50 Hz. İçeriden impedans bilgilerini giriyoruz arkadaşlar. Eğer biz içeriden girmezsek mesela diyelim ki arkadaşlar ben burada kaynakla ilgili yani şu, ne demek arkadaşlar bu? Şu noktadan içeri doğru bakıldığında görülen TV'nin eşdeğerinin arkadaşlar direnci, TV'nin eşdeğerinin endüktans değerleri bunlar. Kısa devre parametresi kullanarak hesaplanmış durumda. Burada arkadaşlar eğer bu şekilde
girmezseniz bu değerleri kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama böyle koyarsanız bu değerler üzerinden de mesela x bölü v oranı 7. Bu biliyorsunuz elektrik testleri dersinde de bu konuda size bilgi verilmiş olması lazım. Bu oran buradan bakılan kaynağın reaktans değerinin direnç değerinin oranını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın load flow seçeneği var. Şimdi şu bizim baramız ya, güç akışı dersini aldıysanız yüksek lisansta ya da lisanslı hocanız size bahsettiyse biliyorsunuz 3 türlü bara tipi var şebekemizde. Bir salınım barası tipi arkadaşlar. Bakın burada seçenekler var. PV barası tipi ve PQ barası tipi. Size bir önceki videoda kitabımda bölüm 5'te güç akışı bölümünde bununla ilgili bilgileri vermedim ama o bölümde bu salınım barası ne işe yarar, PQ barası ne işe yarar, PV barası ne işe yarar bunlar detay olarak anlatıldı. Kısaca şunu söylememde sakınca yok, vaktimiz tahmin ediyorum var. Şimdi arkadaşlar swing dediğimiz ya da slack bara dediğimiz ya da salınım barası dediğimiz baranın özelliği şudur. Şimdi arkadaşlar genel olarak şu bilgiyi bilmemiz lazım elektrik tesislerinde. Herhangi bir baraya ilişkin 4 tane parametre güç akışında önemlidir. Herhangi bir baraya ilişkin diyorum. 1. Aktif güç. 2. Bara gerilim genliği. O baraya ait gerilim genliği. 3. O bara gerilim genliğinin açısı. 4. O baraya ilişkin reaktif güç. 4 parametre arkadaşlar. Bu 4 parametrelerden ikisi daima bilinir. Diğer ikisi güç akışı sonucunda bulunur. Şimdi eğer siz salınım barasını seçmişseniz arkadaşlar swing barası oluyor bu durumda. Şunu söylüyorsunuz Simulink'e. Benim bu şu bahsettiğim baraya ilişkin, şu bara 1'e ilişkin şu şebekede şu baranın gerilimi güç akışı boyunca sabit kalacak. Değerini gireceksiniz tabii ki arkadaşlar bu durumda. Sabit kalacak. Açısı da sabit kalacak. Yani diyelim ki gerilim genliğini 1 per unit aldınız. Açısını 0 derece aldınız. Bu güç akışı boyunca sabit kalacak demektir. Bakın arkadaşlar dikkat edin şurada. 1 per unit 0 derece var. Gördünüz. Biraz sonra bunu açacağım zaten bilgi vereceğim ben size. Eğer arkadaşlar siz bu barayı swing barası değil de ki bu arkadaşlar bu sistemde eğer Türkiye'nin geri kalan tüm sistemini burası temsil ediyorsa burayı siz swing barası seçmek zorundasınız zaten. Yani şu anda tercihimizi işte hocam biz PQ'da seçebilir miyiz? Arkadaşlar bu sistemde burayı PQ seçemezsiniz. Çünkü bu görmüş olduğunuz sistem arkadaşlar şurası yani bu parça interconnect'te şebekenin bir parçası değil mi? Yani diyelim ki Adapazarı, İzmit, Eskişehir bölgesi ama biliyorsunuz ki Türkiye'nin interconnect'te şebekesinde bunun dışında yüzlerce binlerce yük ve bara var. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda bunun swing seçilmesi tesadüf değil bilinçli bir şey. Ama diyelim ki arkadaşlar şuraya bir bara koyacaksınız. Buraya bir jeneratör koyacaksınız değil mi? Şu şekilde bir sistem koyacaksınız. O zaman arkadaşlar buraya bu iki baradan birisini seçerek koyabilirsiniz. PV ya da PQ barası. Yani bu şeyin içinden bahsediyorum arkadaşlar. Şu bahsettiğimiz sistem parçasının içinden bahsediyorum. Eğer arkadaşlar biraz PV barasından bahsedeyim. Çünkü hepiniz güç akışı almamış olabilirsiniz ama bu bilgilere sahip olmanızda fayda var. Arkadaşlar PV barasında o görmüş olduğumuz P aktif gücü V de gerilim genlik değerini gösteriyor. Baralar arkadaşlar isimlerini sabit tutulan, güç akışı boyunca sabit tutulan parametrelerden alırlar. Dolayısıyla bu şu demektir arkadaşlar. Seçtiğiniz bara koyup buraya PV seçerseniz jeneratör tip olarak arkadaşlar. Bunda siz diyorsunuz ki güç akışı boyunca bu jeneratörün ürettiği aktif güç sabittir. Gerilim genliği de sabittir diyorsunuz. O zaman ne sabit değil arkadaşlar? Gerilim genlik açısı sabit değil, reaktif gücü sabit değil. Ne demek bu? Bu iki parametreyi güç akışı sonunda bulacaksınız demek. Peki swing barayı seçtiğin zaman neydi arkadaşlar? Bara gerilim genliği ve açısı sabitti. Aktif güç ve reaktif güç değişkendi. O halde güç akışı bittikten sonra arkadaşlar neyi merak ediyorsunuz siz? Acaba PV barasından sisteme aktarılan aktif ve reaktif güç değerleri nelerdir? Bunu merak ediyorsunuz. Bunu bulacaksınız. Güç akışının amacı bu. Bu açıdan. Eğer arkadaşlar PV değil de PQ seçerseniz arkadaşlar bu sanayi baralarına, şehir baralarına tekabül eder. O bölgeye ilişkin aktif ve reaktif güç değerleri sabittir. Değişmez güç akışı boyunca. Ama o bölgenin interkontinental şebekeye bağlandığı baranın gerilim genlik ve açı değeri değişir. Dolayısıyla siz güç akışı bittikten sonra bu PQ barasının gerilim genlik ve açı değerini
hesap edeceksiniz demektir. Bu söylediklerim aslında unutmayın arkadaşlar. Önemli konular bunlar. Dolayısıyla tahmin ediyorum olayı anladınız sevgili arkadaşlar. O halde şeyi kapatalım. Sevgili arkadaşlar bu pencereyi kapatalım. Gelelim arkadaşlar bu pencereye. Bakın bu pencereden çok sayıda var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane saydım. Gözümden kaçırılan olabilir. Fark etmez. Önemi yok. Arkadaşlar şimdi bakın bunu ben nereye koymuşum? Dikkat edersen bu buraya da bir büyüklüğü merak ediyorum. Merak ettiğim yerlere de bunu bağlıyorum. Merak ettim, burada merak ediyorum, buraya bunu bağlıyorum. Şu bölgeyi merak ediyorum, buraya bunu bağlıyorum. Yani şöyle düşünün arkadaşlar bunu. Bu bağladığım yerleri ölçüm cihazı gibi düşünün. Güç akışı bittikten sonra arkadaşlar bu ekran üzerinde şu bölgede bu merak ettiğiniz parametreler kendiliğinden ortaya çıkacak. Sizin yazmanıza gerek yok. Bakın bu da kendiliğinden ortaya çıkacak. Ben bu güç akışını çalıştırdığım için arkadaşlar kendiliğinden ortaya çıkmadı. Çalıştıktan sonra ortaya çıktı bu. Dolayısıyla bakın hepsini dikkat edin arkadaşlar. Üzerinde yazılar var. Görüyor musunuz? Bu güç akışına ilişkin merak ettiğiniz soruların cevabı burada yazıyor. Yani tıklayıp içine girmenize gerek yok. Dışarıda ben bunu yazabilirim demektir arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bu bloğa. Bakın bu bloğa tıklıyorum arkadaşlar. Bir pencere açıldı. Şimdi yaklaşık şu bölgeye taşıyayım. Bakın. Single diyor arkadaşlar burada. Ve de baranın adı. Ben buraya bara 1 demişsem arkadaşlar buraya bara 1 yazıyorum. Buraya siz kendiniz isterseniz bas 1 yazın ister bara 1 yazın. Fark etmez. Türkçe'de İngilizce. Önemi yok arkadaşlar bunun. Diyor ki burada bu baranın şeyi swing değeri ve bara gerilim voltaj değeri parent olarak 1 birim. Açısı 0 derece. Buna siz giriyorsunuz arkadaşlar. Bu size bırakılmış bir tercih. Bakın burada single var arkadaşlar. Bu single'ı eğer ABC olarak seçerseniz arkadaşlar. Bakın enter'a basıyorum. Apply diyorum. Bakın çocuklar. Şurada görmüş olduğunuz pencereden 3 tane çıktı. Bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Az önce siz yalnızca A fazının ait merak ettiğiniz bilgileri görmek istiyordunuz. Şimdi B ve C fazına ait merak ettiğiniz bilgileri görmek istiyorsanız buradan B'den çıkan arkadaşları B fazına bağlayacaksınız. C'den çıkanı C fazına bağlayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Sonra devam ediyorum bakın. O halde ben ölçüm sayısını 3'e çıkardım şu anda. Neden arkadaşlar öyle? Eğer siz yalnızca single seçerseniz şunu da kabul etmiş oluyorsunuz. Demek ki sistemimiz dengeli. A fazının gerilimi, B fazının gerilimi, C fazının gerilimi birbirine eşit tabi aralığında faz farkı elbette var. Dolayısıyla sistem dengeli kabul ediyorsunuz. Ama arkadaşlar biliyorsunuz 3 faz sistemlerde bir faz yüklerde olduğu için sistem hiçbir zaman dengeli olmaz. Hatlardan akan aktif güçler ve aktif güçler bazen bara gerilim genlikleri arasında farklılıklar olur. Dolayısıyla bu ne durumda arkadaşlar bunu kullanmanızda fayda var. Yani şu anda biz 3 fazlı güç akışı yapıyoruz demektir. Tamam mı? Peki arkadaşlar devam ediyorum şu anda buna. Bakın burada arkadaşlar ABC seçtikten sonra configuration seçeneği çıktı. Az önce bu yoktu arkadaşlar. On one side bir taraflı demek arkadaşlar. Şimdi ben bunu dökün on both sides seziyorum. İki taraflı. Şimdi enter'a basıyorum. Apply'a bakıyorum. Bakın arkadaşlar burada da çıktı. Bu ne demek arkadaşlar? İsterseniz siz bunun A fazına dikkat edin. Hangi fazı aldınız? A değil mi? A fazına bağlayın. Bunu alın. B fazına bağlayın. Bunu alın. C fazına bağlayın arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Bu görmüş olduğumuz ölçüm cihazı üzerinden hem bara 1'e ilişkin her 3 faza ilişkin bara gerilim genlik ve açı değerlerini buldum. Hem de bara 6'ya ilişkin. O zaman şunu koymama gerek yok değil mi arkadaşlar? O zaman bunu kaldırayım. Çünkü ikisi aynı şeyi gösterecek değil mi? Buldum. Dolayısıyla istediğiniz zaman arkadaşlar şu görmüş olduğunuz uçları istediğiniz yere taşıyın ama şuna dikkat edin. Bakın dikkat edin çocuklar. Bu da A yazıyor. Eğer sizin şu fazınız A fazıysa bunu A fazına bağlayın. Tamam mı? Mesela bu fazınız A. Bu fazınız B. Bu fazınız C gibi düşünün arkadaşlar. O halde şuradan aldığınız A fazına, buradan aldığınız B fazına, buradan aldığınız fazı C fazına verin. Şimdi çift tıklayalım arkadaşlar. Bakın. Şimdi şurada load flow diyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? A fazının genliği, B fazının genliği, C fazının genliği, A fazının açısı, B fazının açısı, C fazının açısı. Gördünüz mü arkadaşlar? Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz gibi eğer ben bunları bağlarsam arkadaşlar mesela bakayım şunu A'ya bağlayayım. Bunu A'ya bağlayayım. Bunu B'ye bağlayayım arkadaşlar. Bunu da C'ye bağlayayım. Değil mi? Şimdi bakalım arkadaşlar. Load flow. Okey. Ekranda her ikisini gösteriyor mu diyor merak ediyorum arkadaşlar. Hepsini gösteriyor mu acaba? Bakalım. Load flow. Yalnızca bir tarafı gösterdi arkadaşlar. İlginç. Ben de ilk defa bu diğer tarafını kullanmadığım için bilmiyordum. İlk tek tarafını gösterdi. Belki çalıştırırsak arkadaşlar gösterir diyeceğim ama bir çalıştırayım isterseniz. Bakalım değişen bir şey olacak mı?
arkadaşlar. Deneyelim. Nihayetinde şu anda bu olay iki taraf birlikte öğreniyor. Hem hoca hem öğrenci. Bakalım arkadaşlar değişen bir şey var mı? Çalıştı. Load flow diyorum. Yok arkadaşlar değişmedi. Dolayısıyla esas ABC yazan yere bağlı olan değerleri bize gösteriyor. Diğerlerini bize göstermiyor. Benim anladığım arkadaşlar bu. Ama o zaman tabii diyeceksiniz ki bot sayısı bağlamanın ne anlamı var? Ona benim bakmam lazım arkadaşlar. Yani onu incelemem lazım. Daha önceden dikkat ettiğim bir husus değil bu sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar buna. O halde biz şu anda tekrar orijinal hale getireyim. Çünkü sizin kitabınızda böyle değil. Şimdi one single olarak arkadaşlar geçiyor. Dolayısıyla okey diyorum. Yalnızca A fazının parametrelerini okuyacağız arkadaşlar. Bu birinci söyleyeceğim şeydi arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın bu da önce bu baran tab adı ne arkadaşlar? Bakın bu baran adı block parameter bus. Tamam mı? Bu böyle bulabilirsiniz. Bunu kitabınızda bunu nerede bulacağım yazılı arkadaşlar. Hangi simulikte hangi bölgede bulacağınızı biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Bunun adı arkadaşlar biliyorsunuz three phase VI measurement ölçüm biliyor arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. Bunun üzerinde daha önceden biraz konuştuk belki ama söylemekte fayda var. Şimdi arkadaşlar bakın diyor ki voltaj ölçmek istiyorsan phase to ground ya da phase to phase var. Yani faz arası ya da faz gerilimi ölçmek istiyorsanız bu seçeneği kullanıyorsunuz arkadaşlar. No diyorsanız gerilim ölçmüyorum demektir değil mi? Şimdi eğer bunu phase to ground seçerseniz arkadaşlar bakın bu da ölçüm bilgileri diyor. VABC bus adlı bir dataya aktarılıyor diyor arkadaşlar tamam mı? Peki gerilimleri bunu tıklarsanız per unit olarak verecek bu değerleri size. Akım istiyor musunuz? No. Eğer akım istiyorsanız arkadaşlar yes diyorsanız bakın yeni bir pencere açılacak burada. Bu sefer de akım bilgileri IABC B120 adlı bir data için aktarılacak. Biraz sonra bunları söyleyeceğim arkadaşlar size. Şimdi dolayısıyla biz şu anda akım istemediğimizi kabul edelim arkadaşlar. No diyelim. Yalnızca gerilim bilgilerimizi kabul edelim. Bu durumda arkadaşlar şu baranın bütün bu baraya bağlı faz arası gerilimlerin hepsini ilişkin birim değer olarak aktaracağı sonuçları VABC bus 1 diye bir dataya aktaracak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu unutmayın. VABC bus 1. Şimdi arkadaşlar ben tutuyorum burada bakın from bloğu var. From bloğunu copy paste demişim arkadaşlar. Buraya atmışım. Sonra buraya bir scope bağlamışım. Bakın şimdi bunu çift tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bunun içinde şurada, bunu da sağa çekeyim. Seçenekler var arkadaşlar. Bakın. VABC'ye bas 1, VABC'ye bas işte bu dataları arkadaşlar. Mesela eğer siz bir 8 nolu bara neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? 8 nolu bara. Eğer şuradaki bara gerilim genliklerinin per unit olarak değerlerini merak ediyorsunuz arkadaşlar. O zaman buna VABC bas seçeceksiniz. Apply diyeceksiniz. Okey diyeceksiniz arkadaşlar. Buraya bir mutlak değer işareti koydum. Buraya da bir scope koydum. Arkadaşlar çalışınca şeyler. Bakın istersen çalıştırayım. Burada konuşacak çok şey var çünkü. Çalıştırayım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi şu VABC bus 8 değil mi? Bu da bus 8'e ilişkin bilgi aktarıyor. Bakın arkadaşlar bunun gerilim genliği kaç? 1004. Bakın bunun neye kadar? 1004. A fazı, B fazı, C fazı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani dolayısıyla ister bunu kullanın, ister bu yöntemi kullanın. Şu görmüş olduğunuz baraya bağlı gerilim ve akımların değerlerini. Hocam ben akımları merak ediyorum, gerilimleri merak etmiyorum. Zaten ben burada gerilimleri ölçüyorum diyorsanız arkadaşlar o zaman ne yapıyorsunuz? Akıma yes diyorsunuz. Arkadaşlar. Ve sonuç itibariyle VABC I20'yi seçtiniz. Şimdi arkadaşlar şu bölgenin akımına bakacağız sizinle. Okey diyorum. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın unutmayın. Seçtiğimiz büyüklüğü unutmayalım arkadaşlar. Bakın neydi adı? IABC B120 idi değil mi? Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Tekrar. Şuraya geliyorum. Şu değeri burada görmem lazım arkadaşlar. Ha şurası bakın gördünüz. Geldi en tepeye gelmiş. Apply diyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan akan her bir faz akımının burada değerini görüyorsunuz. A faz akımı, B faz akımı, C faz akımı. İsterseniz buraya gelin. Benzer şeyi burada yapın. Yes ya da no diyerek buradaki akım değerlerini ayarlayın. Face to ground ya da face to face yapın arkadaşlar. Farkınız tam ait. Dolayısıyla siz istediğiniz baraya ilişkin şu görmüş olduğunuz ayarları yapıp ve from bunun arkadaşlar from şeyidir. Bloğudur. From bloğunu buraya koyup İstediğiniz scope penceresini ya da display'i buraya bağlayıp istediğiniz bilgi buradan alabilirsiniz. O halde bunu da anlatmış oldum arkadaşlar size. Hatlarla ilgili zaten bilgimiz vardı sevgili arkadaşlar. Gelelim asenkron generatör arkadaşlar. Burada rüzgar santrali var karşımızda. Bakın dikkat ederseniz rüzgar santralinin rüzgar gücü bu arkadaşlar.
Dolayısıyla modeli de bu sevgili arkadaşlar. İsterseniz burada Squircatch var. Değişik seçenekleri var. Sarılı, double scratch, yani double rotor. Sarılı logo rotor. Bu sincap kafes biliyorsunuz. Bu da parametreler var arkadaşlar. Burada dikkat edin. Başka ne var? Ha, şu arkadaşlar kendi datanızı gireceksiniz. Parametreleri buraya yazın. Elinizde bir rüzgar santrali bilgileri varsa, ama eğer MET'le bir kendi imkanını kullanmak istiyorsun, bakın arkadaşlar burada 60 Hz'den oluşan rüzgar santralleri, bu da 50 Hz'den oluşan rüzgar santrali bilgileri var. Bunları seçerseniz otomatik olarak bu parametre penceresi kendiliğinden dolar. Bu durumda siz istediğiniz gerçek hayatta şu anda kullanılan rüzgar santralinin parametrelerini burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar gelelim bizim PowerGUI bloğumuza. Arkadaşlar bakın, PowerGUI bloğunda tool seçeneği var. Bu da load flow var. Şimdi bu load flow arkadaşlar şu ve seçin. Bakın diyor ki bu da bana. Şunu da sağa doğru çekeyim arkadaşlar. Diyor ki bana, sen diyor büküş akışı yapacaksın ya diyor. Maksimum iterasyonda diyor 50 hanede durmasını istiyorsan diyor. Yani 50 haneyi 50 kere dönmesini istiyorsan iterasyon. Biliyorsunuz güç akışı Newton-Raphson algoritması mantığıyla çalıştığını kabul edecek olursanız 50 iterasyonda bitmesini istiyorsunuz. 50 iterasyonda bitmiyorsa arkadaşlar yakınsamadı diye uyarı gelecek. Onu biraz sonra size anlatacağım. Şebekemizin frekansı 50 Hz. Base power dediğimiz arkadaşlar 100 megawatt. Yani ne demek arkadaşlar? Mesela siz per unit olarak gücü yazdınız ya. Bir per unit bulmuşsanız gücü, bu 100 enva demektir. 1,5 per unit bulmuşsanız 150 enva demektir. Böyle düşünün arkadaşlar. Bu da iterasyonu durdurma tolerans arkadaşlar. Bu voltajın kilovolt olarak seçildiğini, gücün de megawatt olarak seçildiğini söylüyor bize arkadaşlar. Yani base gücü buradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Zaten load flow biliyorsunuz güç akışı sonuçları ile ilgili bir seçeneğimiz bu. Buraya biraz sonra döneceğim arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar bir başka önemli husus şu. Bunun da bilmenizde fayda var. Bakın arkadaşlar, şu asenkron jeneratörün measurement ucuna go to bloğu bağlamışım. Bu go to bloğu gelip buraya yakmış. Yani buradaki bağlantıyı direkt olarak buraya bağlamışım ama go to from'dan bağlamış. İkisi aynı şey biliyorsunuz. Bu birbirine bağlı kabul edin arkadaşlar. Go to from. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, burada bus selector bloğu var. Bakın bus selector bloğunda şu an hangi bilgiler geliyor? MSM. MSM ne arkadaşlar? MSM yanlış baktım. Bakın şurası. Şurası arkadaşlar. 150 megawatt değerindeki santralin ölçüm bilgileri arkadaşlar. MSM'ye aktarılıyor. MSM burası go to. Bu da buraya aktarılıyor. Peki MASM ne arkadaşlar? Asenkron motordan geliyor. Bunun bilgileri de buraya geliyor. Tamam mı? Şimdi ben iki ayrı bus selector kullanmışım. Birisinin bus selector, birinin bus selector one arkadaşlar. Şimdi şunu çift tıklıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın karşıma pencere çıkıyor. Bu da önemli arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Bakın. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Stator current diyorum. Çift açıldı. DQ 0 komponent diyorum, biliyorsunuz eksen dönüşümü yaparak motor HDR devrinde elektrik makine dersi aldıysanız biliyorsunuz motorun HDR parametreleri var. Bunu alfa beta düzleminde taşıyabiliyorsunuz. DQ 0 düzlemine taşıyabiliyorsunuz. Bu benzeşim sonucunda elde edilen eksen akımları arkadaşlar, akımları ve gerilimleri. Mekanik parametreler, yük açısı, çıkış gücü ve çıkış gücünü ve aktif gücü arkadaşlar. Şimdi hangisini arkadaşlar sağ tarafta görmek istiyorsanız, bunu da şöyle göstereyim size. Hangisini burada görmek istiyorsanız bunun üzerine tıklayıp şu select'e bakacaksınız arkadaşlar. Bakın şu anda ben ne yapmışım? Bakın ya, neyi merak etmişim sol taraftaki ifadelerden? Output aktif şeyi şunu seçmişim arkadaşlar. Bir de mekanik şey olarak mekanik gücü seçmişim. Buna gerek yok arkadaşlar. Şunu remove diyeyim. Aktif gücü seçtim. Şimdi o zaman şu kalkacak. Bakın. Apply diyen arkadaşlar şu bölge kalkacak. Bakın dikkat edin. Bak iptal oldu. Çünkü doğrusu bu çünkü. Bir yanlışlık yapmışım burada. Şimdi arkadaşlar demek ki ben şu görmüş olduğumuz bus selector bloğuna bağlı hangisiydi arkadaşlar? MSM'ydi. Şu görmüş olduğunuz jeneratörün arkadaşlar şebekeye aktardığı gücün zamana bağlı değişimini arkadaşlar çizdirmek istiyorum. Penceresinin üst kenarından. İstersen diğerini de seçebilirim arkadaşlar. Bunu okey dedim. Şimdi arkadaşlar bus selector 1'e bakıyorum. Bakın burada ne yapmışım sevgili arkadaşlar? Bunu da büyütüyorum. Yine her birini çift tıklıyorum. Açıyorum detay olarak mekanikli. Bakın arkadaşlar burada da şu mekaniki gene kaldırayım. Remove diyeyim. Bakın arkadaşlar rotor hızıyla, açısal hız anlamında söylüyorum. Stator akımlarından A faz akımının, bunu biraz daha sağa doğru çekeyim. Bakın A faz akımının per unit olarak değerini çizdirmek istiyorum arkadaşlar. Bunu apply dediğim zaman bu tamam demektir. Şimdi arkadaşlar bakın, devreyi çalıştırdım ben. Şu anda devre çalışmış durumda. Bir daha içerisinde çalıştıralım, garanti olsun. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, bu kitabınızda da bunu belirttim ben size. Şimdi şurayı açıyorum arkadaşlar, bakın. 3 tane eri çıkacak karşıma.
Buyurun arkadaşlar. Şunu bir büyütelim. Bakın arkadaşlar. Başlangıçta bir şey yapmış. Kalkış esnasında bir şey var. Tepe yapıyor. Sonra arkadaşlar bakın dalgalanıyor ve sürekli vereceği 0.8 permütü değerinde oturuyor. Arkadaşlar bu ne demektir? Eğer kararlılık dersi almışsanız yüksek lisansta ya da lisansta kararlılıkla ilgili bilgi vermişse arkadaşlar size bu sistem kararlı demektir. Bakın dikkat edin. Eğer bu osilasyon yapmaya devam edip yukarı doğru çıkıyorsa bu sistem kararsız, bu sistem çökecek demektir. Veya sistem açacak demektir. Yani bu durumda şebeke çöküyor demektir. Şimdi arkadaşlar rotor hızına bakın. Bakın rotor hızına başlangıçta artıyor. Osilasyon yaptı, oturdu ve şu andaki bir permütün hafif üzerinde bir permüt hangi 3000 dB devam ediyor mesela 3000 dB dakikanın 1.0047 katının 47145 katına doğru oturuyor arkadaşlar. Bu da A faz akımı arkadaşlar. Bakın dikkat edin. A faz akımının nesi arkadaşlar bu? Permüt olarak değeri. Ya RMS değeridir ya da tepe değeridir arkadaşlar. Bakın o da 1.017'ye doğru oturuyor. Gördünüz mü? Yani bu sistem arkadaşlar kararlı bir sistem demektir. Siz istediğiniz ister bu generatörün arkadaşlar ister bu generatör istediğiniz bahsettiğin seçeneklerden istediğiniz parametresini arkadaşlar seçip nerede seçip arkadaşlar burayı kapatıyorum. Şu blok üzerinden seçip arkadaşlar istediğiniz değeri ekranda çizdirebilirsiniz. Burada dolayısıyla bu konuda ölçüm konusunda hiçbir sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz başka bir eksik nokta kaldığını düşünmüyorum. Bunları tekrar size söyledim. Şimdi arkadaşlar gelelim sistemin load flow'una. Bakın arkadaşlar load flow analizi nasıl başlatıyorsunuz? Buraya çift tıkladınız sevgili arkadaşlar. Tool'a geldiniz. Şunu isterseniz bu bilgi amaçlıdır şurası. Şuraya load flow diyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir pencere çıkıyor karşınıza. Arkadaşlar bakın bir pencere açıldı. Şu anda İlk değerleri okudu arkadaşlar. Sistemle ilgili ilk bilgiler bunlar. Dedi ki ben şu anda hazırım. Bakın ready yazıyor burada. Tamam mı? Eğer siz ready'den sonra compute derseniz arkadaşlar bu güç akışının sonuçlarını bu da bak bara numaraları, burası baz gerilim değerleri, bu referans permütü değerleri, bu açı değerleri, şu aktif güçler, bu reaktif güçler, bu minimum değeri, bu maksimum diye dedim ya ben size generatörlerin daima artı ve eksi sınır değerleri vardı. Eğer siz bahsettiğim generatörlerin aktif ve eksi değerlerini buraya girerseniz arkadaşlar içine o zaman şurada göreceksiniz taşıp taşmadığını. Şu anda ben eksi sonsuz artı sonsuz arasında girdiğim için gerçek hayatta böyle şey mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla inf yazması normal. Bunlar açı değerler arkadaşlar. LF ve bu da şeylerin uyarma devresine ilişkin arkadaşlar parametreler. Bakın asenkron generatörün ile ilgili bilgiler. Bara 8 vesaire. Şimdi arkadaşlar compute diyorum. Şu anda hesaplama yapıyor. Bakın hesaplama yaptı arkadaşlar. Bütün bu değerler şu anda hepsi tamamlandı, buldu. Ve diyor ki load flow converge yakınsadı. Demek ki arkadaşlar az önce ben size demiştim ya şu tools'ta load flow'da 50 iterasyon sayısını girdiniz. Eğer arkadaşlar 50 iterasyonda 51 iterasyonda yakın sayısıydı o zaman diyecekti ki bu görmüş olduğunuz pencerede yakınsamadı yazacaktı arkadaşlar. Converged, not converged diye yazacaktı. Dolayısıyla arkadaşlar isterseniz buraya şu add to bus block diyor ya şunlardan eklemek istediğiniz zaman arkadaşlar bu bahsettiğiniz seçeneği kullanarak ekleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi arkadaşlar sistemin güç akışı tablosunu bu da rahatlıkla görebilirsiniz. Biraz sonra isterseniz report seçeneği üzerinden geri kalanları atmaya devam edeceğim. Arkadaşlar kitabınızda şu bölgede zaten gerekli açıklamaları ben size yaptım. İsterseniz bunu okuyalım. Analiz sonunda eğer algoritmada beklenen max iteration sayısı içinde yakınsarsa şekil 966'da verilen ekranda alt ortada görülen load flow converge ifadesi belirir. Aynı ekran üzerinde her bir devre elemanına ilişkin güç akışı analiz sonuçları da ortaya çıkar. Bu ekranda apply to model butonuna tıklanında şekil 57 A, B, C, D, E, F, G ile gösteren yerlerdeki load flow bus blokların hemen yanında yapılan güç analiz sonuçları elde edilir. Arkadaşlar şundan bahsediyorum bakın. A dediğim şey B, C, D bunlar arkadaşlar. Hemen yanında bahsettiği yerde şu bilgiler arkadaşlar görüyorsunuz. Güç akışından sonra oraya bilgiler aktarılıyor sevgili arkadaşlar. Eğer kullanıcı tüm güç akışı sonuçlarını daha detaylı olarak görmek isterse şekil 966'da report pencerede arzu edilen güç akışı bilgilerini içeren dosyanın türü sorulmaktadır. Eğer Excel seçeneği tercih edilirse bilgiler Excel dosyası içinde, eğer MATLAB file seçeneği tercih edilirse MATLAB dosyası içinde kullanıcıya sunulur. Eğer Excel seçeneği tercih edilirse açılan pencerede Excel dosyasının nereye kaydedileceği sorulur ve bu yer bilgisayarda belirlendikten sonra şekil 968'de verilen pencere açılır. Bu pencerede Open File seçeneği kullanılırsa kaydedilen Excel dosyası açılır. Excel dosyasının içeriği 969 ile 74'te verilmiştir.
Eğer MATLAB dosyası seçilirse elde edilen dosya görüntüsü şekil 975'te verilmiştir. Arkadaşlar isterseniz biraz sonra bunlar hakkında da bilgi vermeye devam edeyim. Arkadaşlar burada gördüğü gibi repost seçeneğini tıkladığım zaman karşıma şekil 967'deki seçenek çıkıyor. Buradan Excel seçin diyorum arkadaşlar. Open File seçeneğiyle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar sırayla bu görmüş olduğunuz güç akışı bilgileri büyük bir ekranda. Ben bunları parçalayarak arkadaşlar buraya koydum çünkü hepsini sayfa almıyor. Görmüş olduğunuz gibi bütün bilgiler Excel dosyası içinde bize veriliyor arkadaşlar. İşte elde ettiğiniz detaylar bunlar. Dolayısıyla sistemle ilgili report da elde edilmiş oluyor. Tahmin ediyorum arkadaşlar olayı anladınız. Bir sonraki haftada tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Hepsine başarılar diliyorum arkadaşlar.